fıtrat deniyor. Fıtrat ne demek? Hılkat anlamına, yani yaratılış anlamına geliyor. Hılkat, yaratılış. Ne olarak yaratılış? İnsan olarak yaratılış. İnsan olarak yaratılmak çok mu önemli bir şey? Önemli olmaz mı kardeşim? İnsan yaratılmışların nesidir siz söyleyin? Eşrefi. Onun insana ne diyor? İnsan denen varlığa kitaplarımız hangi ismi koymuş? Eşrefi mahlukat. Ne demek eşrefi mahlukat? Mahluk demek yaratılmış. Allah'ın yarattığı her şey mahluk denir. Mahlukatın en şereflisi demektir insan. Yani daha baştan insan olarak yaratılmış olmamız, mahlukatın içinde bir üstünlük elde etmiş olduğumuzu göstermiyor mu? İşte buna fıtır denir. Buna fıtrat denir. Buna fıtrat denir. Bundan dolayıdır ki Ramazan bayramından 10 dakika evvel bir çocuk dünyaya gelse, o çocuğun babası o çocuk için de fitre verecek mi, vermeyecek mi? Verecek. Niye? Çünkü dünyaya insan olarak geldi. İnsan olmanın şerefi için fitre veriyor. Bakın ne kadar manalı. Hayvan olarak yaratılmak çok kötü bir şey. Vaka onun da sebepleri var. Tabi Allah boşuna yaratmış değil hayvanı. Ama insan olarak yaratılmak şereflerin en büyüğüdür. Sonra Müslüman olmak ayrıca bir şereftir. Bir kere insan olmak ayrı bir şeref. Dört bacaklı hayvan olabilirdiniz. Allah'ın kimseye borcu yok ki. İnsan olmak ayrı bir şeref. Müslüman olmak ayrı bir şeref. Şeref üstüne şeref. Bir de Müslümanların içinde bir şeref daha var. Acaba içimizde bilen var mı? Hangisidir? Yani Hazreti Adem'den Hazreti Ahmet Muhammed Mustafa Efendimiz'e kadar gelen Müslümanların içinde ayrıca şerefe sahip olanlar kimler? Ümmeti Muhammed. Hazreti Muhammed'e ümmet olmak da hepsinden başka şeref. Bakın üç şerefe sahibiz biz elhamdülillah. İnsan olmak şerefine sahibiz bir. Müslüman olmak şerefine sahibiz iki. Hazreti Muhammed'e ümmet olmuşuz. Vallahi üç şerefin sahibiyiz. Yani bütün kitaplar Kur'an'ın beyanıyla ümmeti Muhammed, ümmeti Musa'dan, ümmeti İsa'dan daha üstün mü değil mi? Üstün. Bunu kimse söylemiyor, Allah kendisi söylüyor. Bizim ne haddimize ki biz kendi kendimize üstünlük iddia edelim? Ne diyor Rabbimiz? Küntüm hayra ümmetin uhricet linnas. Yeryüzüne gelmiş geçmiş ümmetlerin en üstünü, en hayırlısı, en şereflisi benim Muhammed'imin ümmetleridir diyor. Bunu Allah söylüyor, söylemiyoruz. Neyimize lazım ki bir şey söyleyelim kendi kafamızdan? Allah söylüyor. Demek ki insan olarak yaratılmak ayrı şeref, insanların içinde Müslüman olmak ayrı şeref, Müslümanların içinde ümmeti Muhammed olmak ayrı şereftir. Kat kat yükseliyor. Ramazana Müslümanların içinde ümmeti Muhammed olmak şeref. Ümmeti Muhammed'in içinde eksiksiz orucu tutmak ayrı bir şeref. Mesela adam ümmeti Muhammed'dir ama oruç tutmuyor. Bakın oruç tutmak da ayrı bir şeref oluyor. Oruca başlamış fakat sonra hasta olmuş, iğne yemiş, hap yutmuş. Ramazan'ı mükemmel sonuna kadar başarıyla götürememiş. Bunun yanında hiç kusursuz, eksiksiz, iğnesiz, ilaçsız, hapsız orucu sonuna kadar ikmale muvaffak olmak da ayrı bir şeref mi değil mi? O da ayrı bir şeref. Bakın ne kadar şerefler var. Bütün bunlara sahip ve nail olmamızın sonunda Rabbimiz o oruç tutup da bayrama sağlıkla, afiyetle çıkan mümine ne emrediyor? Fakire, yoksullara, acizlere veya kendinden başka diğer insanlara fitre ismiyle, fıtrat kelimesinden insan olmanın şerefine
karşılık fukaraya bir şeyler ödemeyi emretmiş mi etmemiş mi? Etmiş. Fitre budur. Bundan dolayı Ramazan bayramının kitaplardaki adı nedir? İçimizde bilen var mı? İd-i Fıtır. Ne demek? Fıtır bayramıdır. Fıtır bayramı. Fıtır. Yani fıtır bayramı diye geçer. İd-ül Fıtır. Fıtır bayramı diye geçer. Bazı açık göz Yahudi kökenli tüccarlar, Yahudi kökenli, Musevi kökenli bazı üreticiler, satıcılar, tüccarlar Müslümanların arasına kelime bakımından bir fesat sokup bu muazzam hakikati unutturmak ve bir de çok miktarda şeker satmak için Ramazan bayramı adını ne yapmışlar? Şeker bayramı yapmışlar. Vallahi Yahudiler de bunu yapanlar. Hem bu fıtır, fıtrat kelimesini unutturmak, sırf bunu ortadan kaldırmak, hem de çok şeker satmak için uydurmuş oldukları melun bir kelimedir. Şeker bayramı dinde, kitapta, kaynakta olmayan bir kelimedir. Kitaplardaki ismi İd-i Fıtır, yani fıtır bayramı. Ramazan bayramı da değildir. Ramazan bayramı diye bir tabir yoktur. Ramazan bayramı olmaz. Fıtır bayramıdır. Fıtrat, insan olmanın bayramıdır. İnsan olmanın bayramıdır.